Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Çeyrek geçiyor. Tevhid konumuz Allah'ın ispatı. Bize de ne kazandırıyor. Şimdi onu okumadan önce bir not almışım. İki tane notumu okuyacağım. Ondan sonra yeri okuyacağım. Okuduğum yer, not kenarı almışım ama okuyacağım yer Kalım Mesnevi Nuriye 200, 201, 206 sayfaları okuyacağım inşallah. Şimdi mukaddeme şu. Kanunlar, yani mesela şu çiçeği, insanı kim yaptı? Kendi kendine tabiattır, tesadüftür, Allah'tır. Dört yoldan başka yol yok. Yani bu çiçeğe usta ararken ya Allah yaptı, ya kendi kendine oldu, ya tesadüf yaptı, ya kanunlar yaptı. Beşinci yol yok. Üçüncü ihtimal de yok. Dört ihtimal var. Bu kapıyı açacak dört anahtar var. Başka yok. Bir tanesini denedik, yok. İkincisini denedik, yok. Üçüncüsünü denedik, yok. Dörtten başka olmayacağına göre dördüncüsü kesin olur. O zaman ilk bakarken bunu yaratan Allah mıdır, kendi kendine midir, tesadüf müdür, kanun mudur? Hepsini yapma ihtimali %25'tir. Ayıklanırsa en sondaki %100 olur. Bakalım nasıl ayıklanacak, bakayım şey yapabilecek miyiz? İlk önce kanun. İlk önce bir tesadüfe gireyim. Veya kendi kendine oldu diyelim. Yani kanun, şey, tesadüf kanun. Bak şimdi, bu varlık atomundan kuarklarına kadar, atomdan duruyoruz bu taraf. Yani atomla yapılan denizdir, çiçektir, dağlardır. Madde. Atomüstü. Ondan aşağıya gidiyoruz, kuarklarla başlıyor. Kuark. Kuantum teorisi ve mekaniği oradan başlıyor. Buraya Newton mekaniği deniliyor. Malum talebeler biliyor. Ama bizim de özel ilgi alanımız, merak sahamız. Belki de bununla alakalı fizik talebesi bu kadar merak edip benim kadar kuantum mekaniği okuduğunu zannetmiyorum. Çok az okumuştur. Ama ama özel merakı varsa, okuldaki derse yetiniyorsa, biz de okulda okuduğumuz için çok zor. Kuantum mekaniği kuarklardan başlıyor. Kuarklar enerjinin en küçük parçası. En küçük parçası. Şimdi ikiye ayırıyorum. Şu çizgi koyuyorum. Balık sırtı gibi. Atom üstü, atom altı. Atom maddenin bölünebilir en küçük parçası demeyeceğim. Proton, elektron dediğimiz yapı. Bundan sonrası kuarklar başlıyor. Şimdi İki alemden de bahsediyorum. İki alemden şunu kastediyorum. Beden atom üstüdür. Atom bu taraf. Bedenimle alakası olmayıp ama bedenimde gibi gözüken duygular var. Hisler var, şefkat var, merhamet var, gadab var. Kabul ediyorum, reddediyorum. İnanıyorum, inanmıyorum. Bunlar atomla alakası hiç yok. Niye inanıyorsun Allah? 60 kilo geldiği için. Niye reddediyorsun? 90 kilo geldiği için. Yani 90 kilo gelmek inkar iktiza etmiyor. Yani maddenin fonksiyonu değil. İnsanın insancıl duyguları, insanın insancıl yapısı, elemleri, arzuları, hedefleri, maksatları, madde ile alakası yok. Aynada gözüken insan, ayna ile alakası olmadığı gibi. Çok ilginçtir. Aynaya bakarız, gözüken budur. Bunun saçını taramamız gerekirken bunu tarıyoruz.
Bunu görüyorsun da bunu nasıl açı tarıyorsun? Maddede gözüküp madde ile alakası olmayan. Nedir o? Atom altından daha latif olan bize insanlık duyguları, merhamettir, şefkattır, hayadır, edeptir. Yani elemdir, huzurdur. Mesela öyle bir huzurunu kaybedersin ki oturursun sofrada, yemek sana işkence gelir. Yaşamakla yaşamamak eşit olur. Allah kimseyi buna düşürmesin. Yaşamak heyecanını ve zevkini kaybedince yaşamakla yaşamamak eşit olur. İntihar cazip olur. Ama bu insan daha önce tırnağı ağrısa hemen hastaneye giderdi. Tırnağından dolayı hastaneye giden, ölmek istemeyen, her türlü tertibi alan insan hayatını bir çırpıda kirpiç çakar gibi atması gösteriyor ki içsel bir çöküntü var. Korkunç. Atom altı kuarklardan başladı. Şimdi iki aleminden bahsediyorum. Atom altı, atom üstü. Komplesini düşünün. Bu nereden yaratıldı diye soruyoruz. Diyor ki bir taraf, grup, hiçlikten yaratıldı. Nasıl oldu? Tesadüfen. Peki bu varlığı, bu varlığa kaynak neresi? Hiçlik. O zaman bu varlığın kaynağı hiçlik dediğimiz şey varlıkla doludur. Hiç hiç değil. Çünkü bu varlık oradan çıkmışsa içi boş değil. Ama ismi hiç. Hayal gibi, hayal hayal olmadığı gibi. Vehim, vehim değil. Vehim ciddi bir latife, vücut haricisi var. Ama ürettiği şeyler hiçlik. Çok acayip. Varlık hiçlik üretiyor. Vehim vehim değil. Vehim yani varı yok, yoku var gösteren duygu. İyi değilim, hastayım. Bana böyle demiştin, böyle kastetmiştin. Üretiyor, bu bir fikir yani. Bir realitesi var yani. Ama kendisi vardır, ürettiği şey yoktur. Allah nasıl varı yok eder? Böyle işte. Var olan bir şeyden yok çıkabiliyor. Sen diyor abdestin yok diyor, imanın yok diyor. Oysa hiç alakası yok. Ya. Şimdi, hiçlikten hiçbir sebep yokken hiçliğin varlığa dönüşmesi kafasına yatıyor. Allah'tan bir varlığın varlığa dönüşmesi kafasına yatmıyor. Bu varlık kaynağını bana hiçlik gösteriyorsun. Hiçliğin içerisini varlıkla dolduruyorsun otomatik olarak. Şimdi kanunlara giriyorum. Demek ki hiçlik hiç değil, içi dolu. Nasıl bilmiyorum ama bu mevcudatın kaynağı hiçse hiç hiç değil. Kaynak kelimesi zaten kaynak deyince bitiyor zaten. Kanunlar bulunduğu ortamla alakadar olduğundan muhit bir ilmi olamazlar kanunlar. Mesela bir misal verecek. Yer çekimi kanunu ağacın büyümesinden haberdar değildir. Yer çekimi kanunu ağacın büyümesine zıttır. Aşağı çekiyor. Bu büyüyor. Yer çekimi kanunu ağacın büyüme kanunundan haberi yoktur. Bak bir. Demek ki kanunlar bulunduğu ve bağlı olduğu varlığa, cisme vasıftır. Mesela sesin yayılma kanunu suyun kaldırma kanununda sudan haberi yoktur. Yani birbirinden kopukturlar, birbirini bilmezler, birbirlerini onaylayamazlar. Mesela şöyle diyeyim. 4 tane ama getirin bu odadaki her şey, rahleler, sandalyeler, saksiler, ne bileyim masalar, yastıklar, çekme her şeyler atın ortaya. Bir tane amaya desek ki, bir tane amaya, bir tane köre, şu odayı derse göre ayarla. Ders yapacağız. Ama tamam. Masayı da koyduk. Bu adam ne yapacak? Ders yapacak. Belki not alır. Gelir. Buraya koyayım. Yani bir şeyler yapar. Tek. Ama çabuk olsun diyelim. 4 tane amayı sokalım. Tamam. 4 tane amayı sokalım. Şimdi bir tane ama geldi. Burası.
Heh, tamam. Şimdi gidip kalem getirirken bu ama o amanın ne yaptığını bilmediği için bu dağılır öteki tarafa. İyi, burada dursun, bu da şey yapar. Ondan sonra adam kalemi koyacak. Allah Allah. Çünkü amalar aynı zamanda sağır. Çünkü bir hayatları var. Ama akılları da. Nasıl yap? Birbirinin işini tamamlayamazlar. Tiyatro yapmıyorum, aynı böyledir. Şimdi kanunlar kördür. Sağırdır. Akılsızdır. Şuursuzdur ve hayatsızdır. O zaman diğer kanunlarının varlığından haberi yoktur. Niçin? Kendi varlığında haberi olmayan başka bir harici bir varlığı bilemezdir. Uykuda olan bir insan varlıktan haberdar değil. Hayatta olduğu halde. Niçin varlıktan haberi yok? Çünkü kendi varlığı yoktur. Kendi varlığını kaybetmiştir. Kendini bilmeyen, kendisiyle bilinmesi gereken şeyleri de bilemez. Onun için kanunlar tek başınadır. Bir bütünlük, hadi gel arkadaş, bir iş yapacağız. Bir oturalım, meşveret edelim, toplantı yapalım, karar alalım. Böyle bir şirketi idare edelim. Ne şirketi? Kainat sisteminin. Bir şirketi düşünün, idare etmek, bir aileyi idare etmek. Geç oradan, kendini idare etmekten acizsin. Tansiyonuna hakim değilsin, kolesterolüne hakim değilsin, nabzına hakim değilsin. Neyine hakimsin? Böbreğine hakim değilsin. İstediğin gibi çalışmaz. Oğlan gel bu tarafa yap. Diyemezsin. Ben nereye hakim olacağım? Peki bir de kainat sistemini düşün. Şu kainat birbirinden farklı. İşte diyor ki yer çekimi kanunu ağacın büyümesinden anlamaz. Ağaçla alakalı kanun balık denizdeki balığın büyümesinden anlamaz. Ağacı büyüten kanun denizdeki balı büyüten kanunu anlamaz. Eğer farz-ı muhal o kanunun ilmi olsa, bulunduğu mahalin ilmi var, başka şeylerin ilmi olmadığı için ilmi muhiti o yoktur. Yani bu çiçeği büyütme kanunu, balığın büyütme kanunu olmadığından şuuru olsa ancak çiçeği büyütme kanununu bilir. Güneşin ultraviyol ışınları ve fotonları gönderme kanunlarını bilmez. Güneş orada nasıl tutacaksın? Kaç metrede tutacaksın? Biraz bir metre deniliyor değil mi? Gelse dünya yanar. Bir metre uzağa gitse şu andaki kan. Ben bizzat okuduğumu söylüyorum. Bir metre uzağa gitse dünya donar. %43'ü güneşten gelen enerjinin %43'ü atmosferde süzülüp içeriye giriyor. %57'si dışarıda kalıyor. %43. Eğer battaniye manasında olan atmosferi kaldırırsanız dünya acayip artı 273 derece ısınır, eksi 270 derece, 73 derece soğur. Peki gündüz ısındı. Yani bu atmosfer denilen bu 100 kilometre kadar bir katman. Güneş ışınlarının %43'ünü ve faydalıları alıyor, diğerlerini atıyor. Tamam girdi, ısındı. Niye güneş olmadığı halde gece eksilere, eksi 273'e şey yapmıyor? Çünkü üzerinde battaniye var. Isının kaybını önlüyor. Kaçmasını önlüyor. Battaniye mesela. Battaniye ısıtmaz. Battaniye ısıtmaz kardeşim. Yorgan da ısıtmaz. Oraya koyduğun zaman ısıtıyor mu? Sendeki enerjiyi, ısıyı dışarıya vermiyor. Kaliteli battaniye o demek. Yani bu atmosferi kaldırın veya katmanını değiştirin, içerideki ısıyı kim tutacak? Isıttın sobayla, camı aç, çak gitti. O kadar acayip bir sistem, o kadar mükemmel bir donanım ki senin nefes alman için, ısınman için her şey bir bütünmüş gibi, sanki birbirini tanıyormuş gibi, birbirinin işini tamamlar gibi el ele vermiş. Bu bir şuursuzun elden çıkması imkanı ihtimali yoktur. Ben var olan fiziksel olayları araştıran bilim adamlarının kitaplarını okuyorum, hayrette kalıyorum. Bilim adamları da eşyaya bakıyor. Onların da bilim adamı da eşyadır. Şimdi adam eşyaya bakıyor, bilim adamı oluyor. Bilim adamının profesör alim olmasına sebep budur. Kalkıp bu adam dese ki bunu cahil birisi yaptı, çok ilginçtir. Seni profesör yaptı. Yani adam çiçeğe bakıyor, botanikçi oluyor,
ziraat oluyor, ziraat mühendisi oluyor. Biraz da ihtisas yapıyor, ilerletiyor, yüksek ziraat mühendisi oluyor. Sonra bu ziraat mühendisinin profesör olmasına sebep olan bu eşya için diyor ki, bunu cahil birisi yaptı. Bu çiçeği kör birisi boyadı. Yani bu çiçekte bir estetik yok mu? Şimdi gömlek yapmak ilmi yetmiyor. Giy Hasan, giy giy. Dur bakalım. Uzat kolunu. Adam öyle yaptı yani. Almaya da var. Uzat, uzat, uzat. Bakalım şey yapıyor. Burayı ölçüyor. Karnımı ölçüyor. Ha. Dedi ki bunun bir şeyi de var. Göbekte olanlar için yapılmış. Ha. Sende yok diyor. Ondan bunu ölçüyor. Bura mı ölçüyor? Öyle pat diye gömlek vermedi. Ha. Bura mı şey yapıyor düğmeyi? Bakayım şey yapacak mı? Uzat diyor. Ona göre ayarlamış. Yani bunda bir estetik yok mu? Yani giydiriyor, bakıyor. Ha tamam. Yetmiyor. Kafasında bir sürü modeller var. Giydirdiği insanlar var. Ha kıyas ediyor ama biz onları görmüyoruz. O da farkında değil. Bir sürü depoda kafasında giydirdiği insanlar var. Ondan sonra bana giydiriyor. Tamam diyor. Yani bu ondan geri mi? Doğuştan ama bir kör adama. Hiç gördünüz mü gençler bilmiyorum. Doğuştan ama. Sopayla dolaşan adamı, kaporta boya dükkanında çalışanı gördünüz mü? Oto boyada çalışan var mı? Bir ressamı biliyor musunuz ama? Bazı şeyleri ezberlettirmişler. Tam tut böyle. Şimdi boya tabancasını alacak amaya, arabanın o grisini, o mavisini, o estetiğini, kurşun rengini boya at diyeceksin. Şat, şat, şat. Oo, acayip göz sahipleri hayret edecek yani. Doğuştan kör, ama gece 12 Bodrum'da göz sahiplerini memnun edecek bir manzara çizmesini istiyoruz. Şu çok ilginç geldi Hasan abi ya. Yani onu inceledi, profesör oldu. Sonra geri dönüp dedi ki, bu yoktur, bu cehalet eseridir dedi. Profesörü alkışladılar. Acı. İlmin nereden çıktı o zaman? İlmin kaynağına cehaleti veriyor. Neye benziyor biliyor musun? Üniversiteye gidiyorsun, niye? Cahil olmak için. Bir insan üniversiteye cahil olmak için gider mi? Abi gittim vallahi okudum, bildiklerim sıfırlandı. Deletelendi. Yani adam araştırıyor, araştırdığı şeyi buradan alabildiği kadarıyla ünvan kazanıyor, para alıyor, profesör oluyor. Sonra kalkıyor bunu zıt bir şeyle itham ediyor. Bunu diyor boyayan kördür. Ama burada acayip bir renk var diyor. Acayip bir estetik var diyor. Acayip bir tasarım var diyor. Acayip bir matematik var diyor. Ya da varlığını reddediyor. Acayip bir şey ya. Hatta ben bunlardan bir cinsine de rastladım. Bu varlığı ve kendi varlığını yok diyor. Yani hebenneka diyorlar buna. Sofestayı eskiden. Yani varlık yok diyor. Bunlar hep hayaldir diyor adam. İki tane çakacaksın bu da hayal. Şimdi Allah'ı anlatmaya gitmiştik ya. Sultanbeyli'nde olmuştu. 1985-86 döneminde. Sultanbeyli'nde malumuza çağırdı. Aşağıda o Ebeş'in oradan, o zaman Ebeş var. Dedi ki, abi gelsene dedi, marangozun orada. Ali denen marangozun oraya. Birisi gelmiş, oturtmuşlar. Buna ilk önce deli zannetti. Şimdi Allah anlatacağım diyor ya ben. Gittim, o ne Allah'ı ya, varlığı kabul etmiyor. Ben Allah'ı nasıl anlatacağım? İlk önce dedim, ona bir varlığı anlatayım. Bak ben var, bu çiçek var, bu masa var. Tamam, bak nefes alıyoruz, şey var, şu var. Adam bunlar hep hayal diyor. Ona dedim ki herhalde manyak bu kafadan yani. Yo bayağı şeydi, acayip. Bir de konuşuyor, bu konuşuyorum ama değil diyor, onu da kabul etme diyor. Ona içimle geldim, şunu iki tane çakayım ona zavallı neresine çoğuracağım. Bu da hayal mı? Bu da hayal, bu da hayal. Yani Allah'ı anlatmak için ilk önce varlığı ispat etmem lazım. Bu vardır, tamam, bunlar doğrudur. Bunlar şey değil. Gülüyorsunuz ama aynı tip var işte. Var bir kanal var böyle, televizyonu var. Masonluk 33 derece almış ya adam. Neyse ismi. Adam bunlar hep hayaldir diyor. Ama masonluk derece 33 dereceyi alıyorsun, o da hayal değil ama. O da hayal. Çırıp çıplaklarla oturup kalkıyorlar, onlar hayal değil. Varlık hayalmış. Yokmuş bunlar. Alınan enerjilerin dönüşümüdür. Tabi bu enerji buraya dönüşmesi için burada bir kaynağın enerji vermesi gerekmiyor. Bir şey lazım ya. Şimdi bu çiçek yoktur diyor.
Biz diyor burada diyor, burada gördüğün güneşi şu çiçeği kaldırırsan burada çiçek olur mu? Nereden geldi? Şimdi bunu unutturuyor, buraya şey yaptırıyor. Yani milleti cahil zannediyor. Her neyse. Diyor ki her bir zerre, atom sebepte mühit bir şuurun, tam bir ilmin ve mutlak bir basarın bulunduğunu farz etmek lazım gelir. Yani her bir zerre, mesela hidrojen. Güneşte var mı? Hidrojen. Var. Var. Hidrojen, helyum, helyum, hidrojen değil mi? Dönüşüm. Nükleer bir salınım deniliyor. Birbirine dönüştürme şeyi. Peki, hidrojen benim gözümde var mı yok mu? Var. Su yok mu? Su olan her yerde hidrojen vardır. Peki, gözümde hidrojen atomu var, güneşte de var. Niye oradaki yakıyor da buradaki yakmıyor? Tabii ki bağlantı işe vesaire. Yani demek ki bir zerre her yerde farklı iş yapıyor. Düşünün ki bir ama, bir, sar, iki, burnu yok, üç, dili yok, beş, dört, eli yok, beş, aklı yok, şuuru yok. Hadi bir hayatın koyalım. Avrupa'nın hassas cihazlarına götürelim diyor usta tabiat risalesinde. Bu fabrikaya girsin. Bir sürü cihazlar var. Elektronik cihazlar var. Mikserler var değil mi? Öyle yazılım şeyleri var. Yazılımları vücut harici çıkaran makineler var vesaire. Mikrodalgalarla çalışan şeyler var. Mesela hafıza şeyler var. Bir fabrikaya gitse. Eli, ayağı, gözü, kulağı, aklı, aklı olmayan, şuuru olmayan bu adamı götürüyorsun her tezgaha. Sanki daha önce burada ustaymış gibi çalışıyor. Hangi tezgahın önüne koysan tak 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 çalışıyor. Ne dersin? Bu dersin kukladır, robot gibidir. Arkadan kodlayan, arkadan takip eden birisi olması lazım. Başka şık var mı? Ha, zerre de aynı böyle. Eli yok zerrenin. Ayağı yok atomun. Şuuru yok atomun. Aklı yok atomun, hayatı yok atomun, hedefi yok atomun, maksadı yok atomun, kemalat diye bir hedefi yok atomun. Niçin bu topraktan bu çiçeğe kadar serüveni takip etsin? Kanun desen kanun yazıdır. Kanun kudret değildir. Mesela adam öldürme 15 sene cezası var. Bu bir kanundur. Ama polisi ortadan kaldırırsanız kanun gelip de benim elimi bağlayabilir mi? Kanundur, kudret değil. Olayı yapan kudrettir. Kanun sistemin adıdır. Fail değildir. Bu dediğiniz şeyleri olmayan bir insanın biz zaten yaşadığını ya da ne olduğunu da bilemiyoruz ki ona. Yani eli kolu ve diğer azalarıyla hiçbir şekilde sinyal alamadığımız bir insanın yani hangi seviyede bir yaşam olduğunu dahi bilemiyoruz ki. Yani sonsuz derecede kainatı tövbe aşağı estağfurullah idare edecek bir aklı fikri olsa da yani tereşuhatı olmadıktan sonra bir alameti yok. Yani şirkin bir alameti olsa. Ama diyebilir. Şirk şu. Ben ömrüm şu bununla geçti. Şöyle diyorlar. Ben görmüyorum. Delile bak. Ben görmüyorum. Ondan sonra inanmıyorum. Ben kabul etmiyorum. Onu koyuyorum kenara. Görmüyorum. Onlar çok daha garip. Ben inanmıyorum. Onun için ben bu işte yokum diyenler daha akıllı. Görmüyorum diyenden. Görmüyorum onun için yoktur. En azından ispatsız diyor zaten. Çünkü görmeyi, yani insanda bu kadar latife, duygular, hasseler var, indirmiş göze. Yani kulakta, kulakla alakalı ses dalgalarını, dille alakalı lezzetleri, dokunmayla alakalı his. Mesela bak, göz göremezsin, kolum kaşınıyor. Görebilir misin? Benim gözüm de görmez ama elim görür. Hayır burası. Getir. Değil. Yani insanın içsel yapısı, ruhsal yapısı göz değil ki. Şimdi ama dese ki ben görmüyorum, kainat yoktur. Ama dese ki ben vallahi İstanbul'un Çamlıca tepesinden beni çıkarttınız. Bir salep de verelim ben buna, tamam mı? İstanbul'un en güzel yeri Çamlıca'ya. Bil kıymetini ha, orada oturuyorsun. Ama çıktığın yok ya. Bensiz çıkma değeri yok. Oraya çıkınca bir salep de koyarsın. Baktığın zaman o şeyler, adalar, o tarafa doğru bakıyorsun, Boğaz falan.
Harika bir yer. Hele yazında belediye acayip yapmış çiçekleri. Ben en çok etkilen çiçek yani. Deli ediyor beni yani onlar. Şuraya bak, bu yapmış. Körmüş. Şimdi orada içerken ama da yanımda desem ki vay be ne harika. Neresi akıyor? Hiçbir şey yok ki. Sipsiyah bir yer. Sipsiyah bir yer. Ama benim için Allah Allah. Görenler için sipsiyah yapayım şu anda. Bu ama görmediği için sipsiyah. İçsel çöküntü, psikolojik panik yapan, kendisini olumsuzlayan, ben iyi değilim, çok kötüyüm diye, yesin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından muptela olan bir insan düşünün. Kimsesiz, vahşet, panik atak, depresyon, olumsuzluğun anası ve babası bir adam. Dağlara baksa dağları çiçeği görür mü? Baktığı halde görmez. Yediği halde yemekten lezzet alamaz. Biz de hastalanıyoruz. Geçen bir hastalığım oldu. İlk gün sabah kahvaltısı. Ömer diyor ki bizim Ömer, abi yesene. Vallahi hiçbir şey yok. Hiçbir şey ama. Lokma atmak vallahi işkence geliyor. Yememek daha lezzetli. Eğer kendimi kontrol etmesem var ya böyle. Hayat bitmiş. Hayat cazibesi kaybolmuş. Allah neler yaşatıyor. Allah Allah bu neyin nesi ya? Halden hale. O kadar da hoşuma gidiyor ki. Yani sabit bir hayatı da istemediğim için böyle bir şeye soktu. Allah Allah. Ulan neyin nesisin? Oturdum. Baktım depoma ulaşmam lazım. Kaynağıma bir ulaşayım. Bunu bir tanımlamam lazım. Kim bu adamlar ya? Bir baktım ki adam gene bizim adam. Gene aktif. Gene devrede. Olan gene sen misin? Gene güldü. İnan. Aynı sizin gibi güldü. Vehim de aktif. Yalancı vehmini. Hezeyancı, aklını, aldatıcı, nefsini. Bu yapıyormuş. 8. suret, 10. sözde. Buna da sersem diyordu sanki başta. İşte evet. Sersem tarifi gibi yani. Evet, sersem nefsim. Onun tarifi. Sersemin tarifi. Aferin. Çok güzel. Sersem, serseri manasını. Yani şu. Bir insanı döndürün burada. Döndürün. Başı dönsün. Bırakın her şey birbirine karışır. Hiçbir şey yerinde değil. Sersem de başı dumanlı. Evet. Semden. Dönmüş. Semli yani bulutlar altında. Veya ben şey vardı Adana'ya giderken de rastladım. Bir de Trabzon'da Zigana geçidinde var. Sırtta yol. Öyle bir ağır bir sis var ki gözü karşıkiyi göremez. Böyle böyle adım birkaç metre. Hatta arabadan indim ben, şoför beni takip ediyor. İnan, sipsiyah. Böyle acayip bir şey kapladı, sonra beyaza döndü. Ya adım, böyle ben çünkü sağa çekecek, ben tarif etmem lazım. Gel. Böyle, sipsiyah. Yani bakın, var da yok. Bu kim biliyor musun? Serseri bu. Yani, serseri, zelzele. Vesvese, aynı şeyler. Böyle korkunç bir dumanın çıkması. Hiç el eli görmez, göz görmez, hiçbir şey görmez. Varlık yok olur. Oysa var orada. Aa kalksa, ay Allah Allah, şurada park yeri varmış ya. Ben de ayağımla şöyle yapıyorum ha. Bak gel. Sipsiyah. Kur'an'da tarife var Bakara suresi. Var da yok. Baktım adam devrede. Ya ne nasıl yapacaksın şimdi? Bak. Her bir zerre ve sebepte, her bir sebep ve zerrede, mesela bunun sebebi güneş, bunun bir sebebi su, bunun bir sebebi toprak, bunun bir sebebi içindeki program. Başka var? Tabiat dediğim şey nedir? Yukarıdan aşağı inelim. Güneş, hava, toprak, su. Var mı başka? Dördünü de, dört amayı bir araya getirin, göz olur mu? Bu belediye çöp arabası var ya hani pistonla koyuyorlar sonra bastırıyorlar. 4 tane amayı bir odaya koyun, pistonla sıkıştırın. Tek bir adam yapın. 4 tane amayı sıkıştırarak bir göz olur mu? 4 tane cansızı birleştirin, hayat olur. 5000 tane amayı koyun, bak bakalım orasını neresidir, tarif edip yapabilir mi? İşte her bir sebep ve zerre
kendi varlığını bilmiyor. Kendisine şuurlu değil, uyuyan adam gibi. Yani yer çekimi kanunu kendisini bilmiyor ki bunu bilsin. Kendini bilmeyen, tanımlayamayan başka şeyi nasıl bilip tanımlayıp ona göre çalışacak? Yani gel beraber olalım ya. İki tane ana babası aynı, kardeş ortak iş yapamıyorlar ya. Ayrılıyorlar, birbirinin kafasını vuruyorlar. Öyle mi? Ondan sonra ortak olsak bayağı da iş yapacağız. Karı da biliyorlar. Enanet gururundan iki tane kardeş, iki tane insan, iki tane şuurlu adam, iki tane şirket bir olamıyor. Bunların aklı var, şuurlu var, akılları var, menfaatleri var. İki tane kanun birleşecek, öyle mi? Akılları yok, şuurları yok, göz yok. Niye birleşecek? Ağaç sana niye meyve vermiş, versin? Enayi değil, enayi olur. Armutun ağacına faydası var mı? Niye veriyor? Niye versin sana? Ağırlığı var. Muhit bir şuurun bu işler. Yani anlattıklarımın buradan çıkarttım, siz gelmeden önce çalışmıştım. Muhit bir şuur. Yani bir şey her şeyle alakadarsa bir şey yapmak her şeyi yapmak kadar zordur. Yani gözü yapmak gençler yetmiyor. Güneşi de bileceksin. Çünkü göz güneş sistemi içinde çalışıyor. Güneşsiz göz olamaz. O zaman gözü yapan güneşi de bilmesi lazım. Hani sivrisineğin gözünü tanzim eden manzume-i şemsi güneş sistemi de o yapmıştır. Hiç belki çoğu insan bilmez bunu. Göz mideyle alakalı. Mesela bir açsın, iftara yakınsın, bir yemek yiyor. Ama ne gösteriyor kardeşim? Gorlutlu sesler gelmeye başlıyor. Mide kalkıyor. Lan nasıl çalışıyor bak gördün mü? Mide otomatik çalışıyor. Kulak bile mideyle, şeyle, yemekle, mideyle alakadar. Bir tanesi, lan dur kardeşim işlem açmayız Ramazan'da ya. Şapur şupuruyor ya. Bak ses. Her şeyle alakadar. Bak diyor ki, her bir zerre ve sebep. Muhit bir şuur. Yani bulunduğu yeri, mesela bunu büyütmek için değil, güneşi de bilecek. Muhit, genelini bilmekle gelen bir şuur var. Ve genelini bilmek de bir ilim olması lazım. Bunu yapmak için bu yetmiyor. Beni bilmesi lazım. Bu çiçeği boyayan, çiçeği boyamak yetmiyor. Gözümün zevkini bilmesi lazım. Çünkü gözüme hitap ediyor. Buna bu kokuyu koyan burnumu bilmesi lazım. Bana söyleyin, gözü bilmeyen buna niye boya atsın? Tersinden gidiyorum hadi. Burnu bilmeyene buna niye koku koysun? Kokunun mantığı mı olur? Koku sanat değil midir? Kokuyu nasıl yapacaksınız? Teknoloji değil midir? Parfüm fabrikaları var. Bunun fabrikası ne acayip bir şey. Ve buradan elde ediyor. Topraktan elde ediyorlar. Onları kullanıyorlar. Acayip bir şey ya. Ve mutlak bir basarın, yani mutlak basar demek, yani bunu boyaması için beni bilmesi lazım, duygularımı bilmesi lazım. Güneşi bilmesi lazım. Mutlak bir basar, yani bir şeye bakarken bütüne bakacak. Müceddidler de böyledir. İmam Azam bir ayete bakarken 6666 tane ayete bakarak bakıyor bir ayete. Şimdi adam şimdi tarih almayı bilmiyor, bir ayetten ahkam çıkarıyor. Şeyler var, muhaddisunlar var, hadis imamları var. Bir hadise bakarak mesela Ahmet bin Hanbel. Ne kadar hadisin ravisi? 1 milyon. Bir hadise bakarak 1 milyon hadisin manasına göre bakıyor. Şimdi bu mana veriyor bu hadise. Ötekisi de daha taharet almayı bilmiyor. Tamam, Ramazan'da özür dilerim ama ya niye öyle diyorsun? Ramazan'da nasıl taharet alınır? Ramazan dışında nasıl alınır? Bilmez. Bilmez mi? Yani demiş zaten. 3-4 kişi Kırıkhan'da toplandılar. Pamuk çıkmadan önce satılabilir mi, satılmaz mı? İçtihat ediyorlar. Müçtehitlere bakmıyorlar. Mezhep imamı. 3 tane hoca, cami imamı, Vehhabi, Selefiye, İslamsız olduğuna alakadarlar. İslamsız oğlu. İslamsız oğlu. Bunlarla alakadar 3 tane hoca ben de oradayım. Efendim Pamuk tarladan çıkmadan tamam mı? Bu satılabilir mi? Satılamaz. Hadisleri getiriyorlar. Onlara demişler ki Hasan Hoca'ya bunu sorduk da demişler ki diyor. İçlerinden hepsi tanıyor beni. Onlar dedi Ramazan'daydı.
Ben onlara dedim ki gitsinler Ramazan'dan taharet nasıl alınıyor, Ramazan dışında nasıl alınıyor, kadın ve erkek nasıl taharet alınıyor, bu öğrensinler ondan sonra içtihat etsinler. Onlar demişler ki, ya gitsin demiş ya böyle şey mi olur, taharet almaydı. Bir tanesi demiş ki, biraz akıllıydı, o adam demişse demiş, mutlaka bir kaynak var demiş ya, bu ciddi bir soru demiş ya, öyle demeyin demiş ya, bu taharet demiş, bir tanesi akıllı. Sonra vazgeçmişler bu soruyu sormaktan. Bugün dedik ya, soru sormak yolu tarif etmek gibi değil. Soru sorarak mağlup etmek adamı tutup yoldan götürmektir. Tarif etmek ise senin yürümeni sağlar. Soru soracaksın. Sonra demişler ona, bakmışlar hakikaten merak ya. Hadi canım dedi ama kafaya hadi canım diye biliyorum. Eve bir gitti baktı ki kadın erkek farklı. Efendim kışın yazın farklı. Ramazan'da, Ramazan dışında almak farklı. Bu fıtrattır. Bu sefer dedi, adam iştihad ediyor. Niçin söyledim? Hani bir şeye bakarken bütünsel bakıyor. Ondan sonra kalkıyor. Bu hadis değildir. Radiyallahu anh'a bak ya. Ya bunları bildiğim için ben de bir gerginlik oluyor. Cahil olsam ya adama bir şey biliyor diyeceğim ha. Adam bir şey biliyor diyeceksiniz. Niçin cahili mutlaktır? Haddini bilmediği için. Japon bilim adamı kelamla suyun etkilendiğini bulmuş. Bu tutuyor muskaya şirk diyor. Ulan bilim adamı Japon kafir inkar etmiyor. Sen tutuyorsun. Diyor ki okuma ile diyor hasta düzelmez diyor. Bak tamam. Öfürme ile. Japon ya Japon. Suyun yanında diyor, bu su şu anda etkilenir. Bunun yanında galiz, küfür şeyler söyleyen etkilenir. 5 saat, eksi 5 santigrat derecede donduruyorlar bu suyu. Eğer bunun yanında şarkı türkü söylemişler, yani öyle Kur'an Muran'da değil Japon. Kristalleri beyaz, daha geniş. Daha büyük, donmuş. Buz kristalleri. Bu giderseniz Google Evliyası'na girin görürsünüz, internette var. 7 sene bunu gizli tuttular. Google Evliyası'na koydular sonra. Bunun yanında galiz küfürler söylemişler. Daha kahverengi, daha içe, daha kapalı, daha böyle üst üste binmiş kristalleri görmüşler. Sonra ne demişler biliyor musun hocam? Niçin 7 sene gizlemişler biliyor musun? Bunun yanında biz şarkı türkü söylersek yapısı değişiyor. Küfür söylersek değişiyorsa, bedeni %76'sı suysa, bu hariçten ben bunu telkin yaparak suyu değiştiriyorsam, %76 sudan ibaret olan bir insan ilim ve tefekkür yaparak kendi suyunu nasıl değiştirir? Ki yazı da muska da değiştirmiş yani. Anladınız mı bunu? Müthiş bir şey. Tefekkür yaparak, düşünerek, müspet düşünerek, müspet de böyle düşünceler şu an, %76'sı su olan şu bedeni nasıl değiştirir? Düşünceler nasıl değiştirir? Mesela dün bir tanesi vardı. Otamıza geldi ya dün dersten önce. Yukarıdaki, ha yoktum. Yukarıda misalde dersten önce geliyorlar, doktorum da var. Ya abi dedi, düşünceler nasıl dedi insanı, ya nasıl suyunu, bunu anlattım yani aynı bu konu. Nasıl değiştirir? Ben dedim ne yapayım, ne yapayım? Şey vardı, doktor ya, dedim çantada şeyim vardı, bana şey yapmıştın, bakayım abi demiştim, tansiyon, ve dedim senin tansiyonuna bakacağız. Bakayım senin tansiyonun, bunu söylediğine göre ama, abi ya ben dedi vesvese yaparım öyle şeyler şey yaparım. Lan tak şunu, yok abi. Peki dedim, düşünceler nasıl bedeni değiştiriyor soruyorsun, daha tansiyon aleti takmadan, abi ya üstün çıkarsa, düşüncem bak tansiyonu nasıl yükseltti. Şimdi takan tansiyon yükselir. Dedi ki abi vazgeçti. Düşünceler tansiyonu yükseltir. Kesin. O yüzden Muhittin Arabi için diyorlar yani şimdiki tabirle tefekkür ameliyat-ı cerrahi. Ameliyat-ı cerrahidir. Bak derse gideceksiniz. Ders kitap okumanıza, kitap tefekkürünüze, tefekkür de latife-i Rabbaniye tefekkürün içerisindeki huzuru alıyor. Yani mesela benim dilim, gözümün görmediği, kulağımın işitmediği elmanın içinde lezzet var. O lezzeti kim çıkarıyor dışarıya? Dil. Latife-i Rabbani de tefekkürün getirdiği malzemenin içerisinde müşahadetullah yapıyor.
Derse gitmek, kitap okumaya. Kitap okumak, tefekküre. Tefekkürden gelen malzemeyi de Latife-i Rabbani'ye huzur yapıyor. Huzura alıyor. Huzur, huzur eten. Huzur yani Allah'ı seyrediyor. Mutlak bir basarın bulunduğunu farz etmek lazım gelecektir. Zira onlardaki muvazene acayip bir şey ya. Yani şurada bir şöyle değil. Şu parmağımdaki büyüm şuna göre, şu buna göre, şu kola göre, kol vücuda göre. Düşün ki kol 15 kilo, 20 kilo. Longurum bu kadar kalın. Yani bak nasıl bir estetik ya. Bak mesela ağaçtaki çiçek. Şunu getirsene bak. Bundan daha çok güzel oluyor. Ver abi bak. Ondan göstereyim. Ha buraya koyar mısın? Bak. Tabii tabii aldırıp kaldırıyoruz. Bunun için yaratılmış. Bak şimdi dibi kalın. Gittikçe estetiği görüyor musun? İnceleşiyor, 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 inceleşiyor. Bak nereye. Yani bakın alta bakın. Bu cisimlerin dayanımı diye. Biz okulda okumuştuk. Yani inşaattaki demirlerin, köprüdeki şeylerin cisimlerin dayanımı diye. Statik şeyden hariç bu sizin bunun bir hesabı var. Yani bu kalınlık bunun en sonunda takılacak, en sonunda ona konacak ağırlığa göre burada demir atıyorlar. Daha bu olmadı. Yani buradaki malzemeyi burada hesap ediliyor. O zaman bunu yapan burayı önceden biliyor. Yani köprü yaparken kaç tane araba geçeceğini demezler. Okulda hoca bize anlatıyor. Bütün arabayı dizerler. En ağır arabaları. Bir tır. Tam dolu. Köprüye dizerler iki tarafa da. Onun var kabul ederler. Diyelim ki trafik kapandı. Var kabul. Bu ne kadar durur? En az onun kadar dayanımı olması lazım. Yani daha buraya armut takılmadan buraya demir atılıyor. Daha aşağıdayken. Yani bakın kalınlık kalınlık inceleşiyor inceleşiyor. Ufalıyor ufalıyor. Dikkat ediyor musunuz böyle? Ufalıyor, tak estetik. Tersi olma, tersi yok burada. Şimdi al, şimdi vazifeyi yaptı. Al abi. Tefekkürümüze, hayalimizi niye zorlayalım? Malzememiz var. Çiçeği Allah bunun için yaratmıştır. Daha çok şey için yarattı da. Kırıkan'la bir görsel ders yapmıştınız. O koyun için. Evet. Etle. Etle. Dedim ki. Tam değilim ya ben. Bunları nasıl yaptım anlamıyorum ben de ya. Genç bit var. He? Genç miydiniz biraz? Geçme. Ama hepten de durumum iyi değildi. Şimdi tavanda matkapla deldirdim. Demiri buldum. Demir. Demire bir çengel koydum. Kasaptaki şey gibi. Zinciri koydum. Aşağıda derse yakın. Derse yani tam derse girmek üzere diyelim 8.30. 8.20 geçer. Hayvanı kestirdim. Daha yeni namız atıyor. Tamam mı? Kanar. Buraya bir tane şey serdim. Naylon. Getirdik şeyi koyduk. Astık ayağından. İşkembe. Karnını yardırdım. Kafayı yardırdım. Otu da koydum. Ondan sonra aha bu ot. Ciğerleri, tüyünü, işkembesini, böbreğini, dalağını. O millet bakıyor, yeni gelenler var, manyağın birisi mi? Ulan nereye geldik, adamı kesiliyor burada. Tamam. Bak, ot. Bu karaciğer de ottan, bu tüy de ondan. Bak, benim ünçura gidiyor. Bak bu, ottan. Bu boynuz da ottan, bu dişi de ottan. Açtık yerini, böbrek, dalak, mide, kalp, her borsa. Bak, bu da buradan. Böyle bakıyor. Hakikaten ya. Bir şey kırılıyor sana ülfet şeyi. Ülfet kırılıyor. Ha koyun deyince tamam geçti. Ama koyun burada olsa vay be hakikaten ya. Hakikaten ya. Ot. Ot ve su. Ot ve su. Yün çorabı. Nasıl bulmayacağız değil mi sana? Ot ve sudan çorabı. Acayip bir şey. Nasıl bir ülfet var ya? Ne bela var üzerimizde. Ot. Ya mot mu? Ne kafayı mı yedin lan? Ot. Ot.
Et yiyoruz. Böbrek, ot. Midesi var koyunun, o da ottan. İşlevlerine bak. Karaciğerin işlevine bak. Kalbin işlevine bak. Dalağına bak. İşkemesine bak. Tüyüne bak. Kafaya bak. Gözüne bak. Kulağına bak. Diline bak. Hep ot. Ottan. Ot ve su. Yani kalbin yaptığı vazifeyle böbreğin yaptığı vazifeye bak. Ama koca ne yazıyor oradaki, o bir tane hastane var görüyor musunuz da? Büyük yazılarla. Yok, yok karşıda bir şey yazıyor. Diyaliz. Koca o bina, dev bina diyaliz. Ne demek diyaliz bu? Özür dilerim ama kandan üre dediğimiz sidik yani. Ayrışamıyor. Yani arızalı adam. Koca bina ve o cihazlar, o doktorlar, teknoloji böbreğin şu o vasfını yapamadıkları için o sistemi kurmuşlar. Sizde var mı diyaliz? Evet. Otomatik olarak bizde çalışıyor demek ki bak. O fabrika burada var ha. Haberimiz yok. Çalışmayınca o zaman anlarız ki vay be diyalize ihtiyacımız var. Yani ihtiyacın yoksa demek ki diyalizlisin zaten. Yoğun bakım üniteleri var. E sen demek ki yoğun bakılıyorsun ki yoğun bakıma ihtiyacın yok. Nefes. Vesaire. Yoğun bakılıyorsun. Değil mi? Nefeste zor alanlar var. Nadir abi nefesi nasıl biliyor musun? Yoğun bakımda. Çıkarttı adam. Benim dayım mesela. Benim dayım şey. Akciğer su toplaması var. Hastaneden çıkarttılar. 3-4 tane bodrum tüp var. Yedek. Ne olur ne olmaz. Kriz olur savaş çıkar diye. Pesfese de yapmış. Büyük büyük tüpleri koymuş. Tüple. Tüple koymuş ha. Takmış. Yeğen. Evet dayı. Nasılsın yeğen? Ama o kadar kalın gaflet var ki. Zor nefes alıyor. Gene televizyonda. Lan Kur'an oku da. Zaten yakında öleceksin. Güzel bir tevbe etse. Musab'ın dediği gibi. Ne diyorsun intiharı düşünüyorsun? Biraz dişini sık diyor. Yakında öleceksin. Güzel bir tevbe yapsa iyileşecek. Belki de. Evet. Manen ise iyileşecek. Belki maddeten iyileşmese bile kafa düzelecek. Her an niçin seyrediyor biliyor musun? Tahmin edin. Maçı ve haberi haber için mi dinliyor zannediyorsunuz? Unutmak için. Kafayı uyuşturuyor. İlle uyuşturmak için içki gerekmiyor. Çünkü devamlı kulağı şu. Şöyle bir adam düşünün. Her an bak nereye patlayacak, tansiyonu mu çıkacak? Her an hastalığına kulak vermiş bir insan yaşama şansı var. Neyse bunu bitireyim. Zira onlardaki muvazene oradan açıldı. Bezin, tartı. Bak tartı, muvazeneden buradan girdik. Bu buna göre. Bu da buna göre. Bu buna göre, bu da buna göre. Vezin. Ölçü yok mu? وَوَدَعَ الْمِيزَانِ اَلَّا تَدْغَى فِي الْمِيزَانِ وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ Mizan. Dört defa. Rahman söylüyor. Usta söylüyor da. Tenazür. Tenazür. Nazar. Ama şöyle birbirine benzer yani sanki birbirine birisi nazar etmiş birbirine benzer bir sistemde kurulmuş. Yani şuna nazar ettim bak bu buna göre. Bak da, bu da buna göre. Evet. Bu kartanelerin hiçbirinin birbirine benzemesi gibi. Gibi yani. Sonra tesanüt. Yani tenazür bir bütünlüğü teşkil ediyorlar. Yani bir bakanın bunun dışında birisi bakmış bütünlüğe getirmiş. Yani bunu buna göre yapmış. Ondan sonra bana bakmış. Bana göre şey yapmış. Tesanüt var. Birbirini tanımayan şeyler birbirini tanıyormuş gibi niye yardım ediyor? Bu işte bunu izah edememiş. Charles Darwin bunu da ele almış. Beni diyor bir göz şey yapmış, çok rahatsız ediyor.
Gözüne baktığım zaman çıldırasım geliyor diyor. Davasını yok ediyor göz. Bir de birbirini tanımayanlar birbirini tanıyormuş gibi doğadan niçin yardım ediyor onu bilmiyor mu diyor. Tesanüt bu. Niçin şuursuz şeyler birbirini tanıyormuş gibi hareket ediyor. Sonra teavun buydu. Tesanüt. Tesanüt. Dayanışma ama şöyle senetleşmekten geliyor. Yani bir fabrika kuracağız. Şirket kuracağız. Protokolümüz gerekiyor. Bir şey üzerine anlaşalım. Tamam. Tesanüt senetleşmek. Nurcuların senetleşmesi laikalardır. Müslümanların senetleşmesi edili şiriyedir. Onun dışında senet yoktur. Yani bizi farklılıklarımız ortadan kaldıran ortak kaynak ölçümüz. Kitap, sünnet, icma, kıyas olduğu gibi. Her bir cemaatin de kendisine göre şeyi var. Demek ki bu mevcudat da tesanüt ediyor. Yani anlaştıkları şey bu. Herkes kafasına göre hareket etmeyecek. İnsana hizmet edeceğiz. İnsan. Hedefte insan var. Yani bir hedefe kast ederek farklılıklarını unutarak bir olmak. Orası için. Armuta sorsa niye armut veriyorsun? İnsan için. Çiçeği diyorsun ki niye çiçek verdin? İnsan için. Denize diyoruz ki niye balık ürettin? İnsan için. Bu senetleşmek geliyor. Tesanüt bu. Ama birbirini tanımayan, şuur etmeyen, tanımlayamayan birbirini ittifak edecek bir. İnsanı tanımadığı halde tanımadığı kişiye hizmet edecek iki. Ben kendi özelliklerimi bilmiyorum. O benim kendi özelliklerimi hepsine birden hitap ediyor. Ve nasıl olacak? Mesela şöyle bir şey desem. Erdinç, buyur abi. Ben bir yere gideceğim. Yer belli değil. Söylesem Hatay olsa veya Sibirya olsa ceket olur değil mi? Şey palto. Ekvator'a gideceğim. Yani Arabistan'a gitsem gömlek olur. Demiyorum sana bak. Erdinç ben bir yere gideceğim. Birisine kadın, erkek, yaşlı, genç, kadın, erkek, çocuk, büyük, küçük, siyah, beyaz, şişman, zayıf demeden. Erdinç ben bir yere gideceğim. Orada birisine gideceğim. Ona hediye götüreceğim. Bana bir hediye al. Ne verirsin bana? Nereye gideceksin abi? Sibirya ise palto alayım. Arabistan ise terlik alayım. Kadınsa eşyasını alayım. Erkekse öyle alayım. Çocuksa bilmiyoruz siyah mıdır, beyaz mıdır, zayıf mıdır, uzun mu, göbekli midir, değil midir? Peki tanımadığın sen bir kişiye ne hediye götürürdün? Bilmiyorum. Peki bizi tanımadığı halde bu mevcudat bize niye diye tam isabet edip de getirmiş? Armuta diyebiliyor musun? Ha benden ne alakası var lan? Başına yensin lan. Bu yenir mi ya? Diyor musun armut ağacındaki armuta? Armut bak getirmiş. Sana lazım mı diyor. Tamam. Şimdi Arabistan'daki adama gün gocuklar, kazaklar götürüyorsun. Lan seni düşündüm ya. Tam sana layık paltolar, şeyler, gocuklar falan getiriyor. Kalpaklar falan. Lan bu dalga mı geçiyorsun benimle ya? Şeye de gidiyorsun Sibirya'ya kısa kollar götürüyorsun. Tamam, terlik götürüyorsun. Kadına erkek çamaşırı, erkeğe de kadın çamaşırı, çocuğa büyük çamaşırı, gence yaşlı bilmem nesini baston götürüyorsun delikanlıya. 13 yaşındaki delikanlı baston götürüyorsun. Böyle. Yani bakın bir yere deki bir kişiye, bir yerdeki bir kişiye hediye götüreceğim. Ne götürürüz? Ne bileyim ya. Peki aynı bunun gibi. Bilmiyorum ki. Peki bu mevcudat bizi biliyor mu? Yok. Niçin bana uygun bir şey uzatıyor? Bu tesanüt, taavun olabilmesi için bu tane şey, muvazene, tenazür, tesanüt, taavun, muhit bir şuuru, mutlak bir basarı, yani göreni ve hakeza her birisinde bunlar gibi sıfat-ı muhitaları iktiza ediyorlar. Yani burada Allah vardı bak demedi ama bu eşya bunları iktiza ediyor. Yani bu çiçeğin, bu yaprağa, insana, mevcudata ve bütünlük içinde olması, güneş lazım, hava lazım vesaire olması için bir muvazene lazım. Ne var? Muvazene mi demişti? Evet, muvazene lazım. İki tenasür, üç tesanüt, üç taavun, dört taavun. Yani bunu yapmak için bu dört tane özellik olması lazım. Muvazene olacak. Yani parmağı yapmak için bütünlüğü bileceksin. Tenazür lazım. Bütünlüğü görecek ki buna bir şey versin. Hani bütünü görmese
Mesela boğazıma iyi geldi bu düğmesi ama göbeğime iyi gelmedi. Bütün insanlar da bilecek, bakalım insanlar nefret eder mi bu gömlek kasana giydirdik. Tenazür. Bir de tesanüt, hedef birliği olması lazım. Bir de hedefe varmak için birbirini tanımadıkları halde, merhameti olmadıkları halde, şuurları olmadıkları halde birbirinin işine kuvvet vermek için destekçi olacaklar. Öyle kargır ağaçları gibi. Eski binalarda böyleydi kargır. Böyle olacaklar. Bu mümkün değil. Bu ancak muhit bir ilim, muhit bir basar, basar, tam bir ilim, mutlak basar, iki sıfatı ve kudreti ve irade. Dört. İlim, irade, kudret ve basar sıfatlarını iktiza eder. Dördüne bakıyor değil mi bu? Dördüne bakıyor. Peki. Vâhir devâhum en elhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs selavât.